Şuna girmeye çalışıyoruz. Evet, herhalde sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet. Duyuyoruz sevgili Evet, hocam. herkese merhabalar. Öncelikle sempozyumda katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sempozyumda hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amin, teşekkür ederim. Hocam, bir saatlik süremiz var. Aslında 45 dakikalık süre, arkasından da nedir? Belki tartışmalar için veyahut da soru cevaplar için belli bir zamanımız kalacak. Şu Evet. an malum pandemiden dolayı online bir seminer yapıyoruz. Ve şu anda da Somat Salonu'nda 3. oturumda birlikte olacağız. Yaklaşık bir saatlik süre içerisinde. Sayın Mehmet Şimşek Hocam'ın, Melda Hocam'ın ve Ebru Hocam'ın sunumları olacak. Ve en sonunda da Meri Hocam'ın sunumlarıyla bu süreci tamamlamış olacağız. Hocam, sürelerimiz 15 dakika. Şöyle yapalım. Aslında biraz önce hem tanışıp hem de aynı zamanda detayları konuşacak ama vaktimiz olmadı. Evet. Mehmet Hocam, hem sizi tanıyalım hem de aynı zamanda sunumuza geçmiş olalım. İlk sunum sizinle başlayacağız. Sürelerimiz 15 dakika. Bu daha da belki kaç dakika da uzayabilir ama mümkünse süreye sadık kalırsak çok sevinirim. Doğadan toplanan yenilebilir bitkilerin gastronomi turizm açısından değerlendirilmesi diye bir sunumunuz var. Hocam, hem Tabii. kendini tanıtarak başlarsanız, ya sunuma başlarsanız çok teşekkür ederim. Hepinize Evet. hayırlı sunumlar diliyorum ve buyurun hocam, sözü size bırakıyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar, ismim Mehmet Şimşek, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğretim üyesiyim. Yüksek lisans doktora Mersin Turizm. Zaten geçen yıl geldim Mersin Turizm'den buraya. Bir yıldır buradayım. Giresun, belki biliyorsunuzdur, fındığın başkenti, kirazın anavatanı diye geçer. Ve yeşilin her tonunu burada görme şansınız vardır. Böyle bir özelliği vardır Giresun'un. Biraz önce hocamın da bahsettiği gibi benim çalışmamın ismi doğadan toplanan yenilebilir bitkilerin gastronomi turizm açısından değerlendirilmesi. Çünkü Doğu Karadeniz genelinde ve Giresun özelinde biraz önce bahsettiğim gibi yeşilin her tonu olduğu gibi doğadan toplanabilen onlarca belki yüzlerce bitki var. Yöre insanının kültüründe de bu bitkileri çeşitli şekillerde gıda olarak değerlendirme özelliği var. Bizim çalışmamız bunu gastronomi turizm açısından nasıl değerlendirebiliriz? Buna yönelik bir çalışmaydı. Önce gastronomi kavramı ve gastronomi turizmi kavramından kısaca bahsedelim ama genelde hepimiz biliyoruz bu alanda. Gastronomi, Latince gastro ve nomos kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve özünde iyi, sağlıklı yemek yeme diye kısaca tanımlanabilir. Gastronomi turizmi diye bahsettiğimiz şey de esasında turistlerin farklı kültürlere ait yiyecekleri görme, tanıma, tatma ve deneyimleme süreci diye kısaca özetlenebilir. Ben şeyi tam göremediğim için üst kısımdaki amaç belli. Biraz önce bahsetmiştik. Doğu Karadeniz bölgesi genelinde ve Giresun özelinde. Hı. Evet, şimdi daha güzel oldu. Evet hocam. Doğadan Şimdi daha iyi. toplanarak tüketilen bitkilerin, yabanil bitkilerin toplama, pişirme şekillerini ve bu gastronomi turizminin değerlendirilmesi konusudur. Neden bu konu önemli? Şundan dolayı önemli, yani konumun önemi açısından dile getirmeye çalışıyorum. Bir kere gastronomi turizmi son yıllarda turizm alanında öne çıkmaya başlayan bir unsur. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, çünkü turistlerin destinasyon tercihlerinde önemli etkiye sahip gastronomi. Yörenin gastronomi şeyleri, ne diyelim, değerleri. Öte yandan seyahat motivasyonu açısından çok önemli potansiyele sahip gastronomi turizmi. Ancak ülkemiz açısından düşündüğümüzde söz konusu potansiyelin yeteri kadar değerlendirilmediği de yapılan bilimsel çalışmalarda sıklıkla dile getirilen bir konu. Çalışmamızın yöntemi esasında özü itibariyle nitel bir çalışma. Bu nitel çalışmanın verilerini gözlem ve literatür tarama yoluyla derledik ve ortaya çıkan bulgular doğrultusunda da önerilerimiz oldu. Ben sunumu mümkün olduğu kadar görsellerle donatmaya çalıştım. Hem dediğim gibi Giresun dediğiniz zaman, yani Doğu Karadeniz'de Giresun dediğiniz zaman akla hep yaylalar, dağlar, yeşillikler, doğal ortamlar gelir. Esasında Karadeniz yayla dediğimizde aklımızda hemen şey gelebilir, Uzungöl ve Ayder, ama esasında yayla konusunda Giresun'un çok daha geniş bir şeyi vardır, arşivi vardır.
Bu arada hemen belirteyim, bütün bu görselleri mümkün olduğu kadar ben derlemeye çalıştım. Benim çektiğim görsellerdir bunlar. Bir yıldır geziyorum bu dağları, yaylaları. Bunların en önemlileri Kümbet, Kulakkaya, Bektaş ve Paşa Konağı yaylalarıdır. Öte yandan bir başka Giresun'da öne çıkan güzellik tabiat parklarıdır. Bunların da en önemlileri Koç Kayası, Yedi Değirmenler, Ağaçbaşı, Kuzu Alan tabiat parklarıdır. Bunlar tabii öne çıkanlar ama daha onlarcası bu bölgede mevcut. İnşallah bir gün yolunuz düşerse Giresun'a, Doğu Karadeniz'e, Turizm Fakültesi'ne bekleriz. Burada da sizleri büyük bir keyifle ağırlarız. O zaman belki bu yaylaları, bu tabiat parklarını birebir sizin de deneyimleme şansınız olacaktır. Esasında Karadeniz'e gelen herkesin, özellikle Doğu Karadeniz'e gelen herkesin temel amaçlarından bir tanesi zaten bu yaylaları, tabiat parklarını, doğal güzellikleri gezip görmek, deneyimlemek. Dolayısıyla bunlar önemli değerler bizim bölgemizde. Zaten biraz sonra bahsedeceğim doğadan toplanan yenilebilir bitkilerin çok büyük bölümü de bu yaylalarda ve tabiat parkları içerisinde doğal olarak yetişmekte. Bu bitkilerden kısaca bahsedecek olursak, buraya ben tabii hepsini koyma şansım yok. Bildiri tam metninde bunlar var ama ben bir kısmını buraya almak durumunda kaldım. Bunlardan özellikle bitki türlü olanları, yani yeşil yapraklı olanlara baktığımızda akyıldız diye bir bitki var. Bu bizim Anadolu'da çiğdem diyebildiğimiz bitkiye yakın bir bitki. Ama bunun özelliği hem kökünü hem de yeşil yapraklarını gıda olarak tüketiyor burada insanlar. Bir başkası çalı çiçeği diye bir bitki. Bu esasında adı üzerinde çalı ama bir anlamda meyvemsi bir bitki, çalı çileği. Bunun hem meyveleri hem de yaprakları gene tüketilmekte. Biraz sonra zaten tüketim şekillerinden de bahsedeceğim. En yaygın, en bilineni ısırgan. Bu Anadolu'nun birçok yerinde karşımıza çıkar ama bu bölgede özellikle yabani olarak çok yoğun olarak yetişmekte. Her yerde rastlama şansınız mümkün. Bölge insanının da önemli gıda maddelerinden bir tanesi. Haldirik diye bir bitkileri var. Bu da gene geniş yapraklı bir, otsu bir bitki. Bunun yaprakları ve yapraktan aşağıya doğru sap kısmı tüketilir. Başkası kırçan diye bir bitki var. Diken ucu, melucan, gıcır diye başka isimleri de var bu bitkinin. Bu bitkinin filizleri toplanıp gene tüketilmekte, pişirilerek tüketilmekte. Neden filizleri? Çünkü filizden daha aşağı kısımlar dikenli olduğu için oralar yenme şansı yok ama sıklıkla ve yoğun olarak filiz veren bir bitki olduğu için bu filizleri sürekli şey gibi düşünün, çay gibi düşünün. Yılda birkaç kere koparıp koparıp tekrar kullanma şansınız mümkün. Mendek diye bir bitkileri var. Gene bu pancar türü bir bitkidir. Bunu da gene yapraklarını ve sapını tüketirler. Onlarca çeşit mantar vardır bu yaylalarda ve koruma alanlarında. Bölge insanı çok yoğun olarak tüketir mantarı ve mantarı birkaç şekilde tüketim şekli vardır. Taze olarak tüketirler. Eğer hava açıksa, mümkünse biliyorsunuz Karadeniz sürekli yağmur alır. Kurutabilirlerse kurutup saklarlar ama en yoğun saklama şekilleri turşu haline getirip saklamadır. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim kısaca nasıl turşu yaptıklarını ve sonra nasıl kullandıklarına dair. Bölgede gene yabani olarak bulunan meyvemsi bitkiler var. Bunların başında ahlat gelir. Yaban armudu diye de biliriz biz bunu. Bir başkası ve en çok sevileni, bilineni yaban çileği, dağ çileği ya da orman çileği diye de bilinir. Boyutları aynen yansıda gördüğünüz gibidir ve çok lezzetli, çok doğal olarak. Bunu hem şey yaparlar, reçel olarak getirirler, hem taze meyve olarak getirirler, hem de pastalarda yabani bitkidir. Bir başkası taflan, tamamen Karadeniz'e özgü bir karayemiş diye de geçer ismi. Anadolu'da belki böyle kiraz türü bir bitki diye düşünebiliriz ama enteresan bu bitkinin yaprakları yıl boyunca yeşil kalan bir bitkidir. Yaprakları yeşildir yani kurumaz. Öyle bir özelliği var. Bir başka meyvemsi bitki yaban kirazı. Biraz önce bahsetmiştim. Kirazın ana vatanı diye geçer Giresun. Hatta Keresus isminde
kiraz memleket anlamına geldiği ve oradan dönüştüğü bir şeydir, rivayettir. Çakal eriği, güven, çoban eriği diye de geçer. Bu da yine doğal, doğada yabani olarak yetişen önemli bir bitki çeşididir. Damların onlarca var. Dediğim gibi detayını esasında tam metin kısmında da bulabilirsiniz ama ben bir kısmını buraya aldım. Şimdi bu bitkilerin temelde dört tane değişik pişirme ve tüketme şekli var. Bunların başında çorbalar geliyor. Yansıdalar görüyorsunuz yeşil bir şey, çorba. Esasında Karadeniz bölgesinin yemek kültüründe Anadolu'daki birçok fazla şeyi görme şansı yok. Hani baharat kullanımı ya da salça kullanımı yoğun olarak görmüyorsunuz. Zaten yemeklerin çoğu böyle yeşildir. Çorba olarak tüketirler. Bunu bir sebze çorbası gibi de düşünebilirsiniz. Bir başka tüketme şekli kavurma şeklindedir. Kavurmayı da önce topladıkları yeşil bitkileri suda haşlarlar. Suyunu süzdükten sonra soğan ve tereyağıyla kavururlar. Burada belki tereyağına bir parantez açmak lazım. Bölgede yoğun olarak tüketilen bir yağ türüdür. Sıvı yağ ya da zeytinyağı yerine yoğun olarak tereyağını tüketirler. Tabii bu yörenin tereyağı olduğu için de pişirilen gıdalara çok özel bir lezzet verir. Bir başka pişirme şekli dible dediğimiz esasında sebzeli pilav diye de düşünebilirsiniz. İşte toplanan yabanil bitkileri küçük küçük doğrayıp pirinç ya da bulgurla, soğanla bir tür sebzeli pilav yapma şeklinde tüketme yöntemi vardır. Bir turşu olarak saklayıp tüketme yöntemleri vardır ama turşu bizim bildiğimiz yemeklerin yanında garnitür türü değil de saklama amaçlı yapılan bir uygulamadır. Kışın bu turşuları çıkarıp önce tuz oranına göre belki bir gün, belki 4-5 saat suda bekletip tuzunu aldıktan sonra gene şurada 3 tane bahsettiğimiz pişirme şekillerinden birini kullanarak pişirebilirler. Yaygın olarak mantar turşusu vardır. Ondan sonra taflan turşusu çok yaygındır. Kiraz turşusu çok yaygındır. Şeylerde tarımsal olarak ürettikleri, onun dışında taze fasulyeydi, börülceydi, ne bileyim işte bezelyeydi, onların da ayrıca turşusu yapılır. Bunlar tüketme şekillerdir. Pişirme ve tüketme şekilleridir. Bütün bu bulgular konusunda bu değerlerin gastronomi turizmi açısından nasıl değerlendirileceğine yönelik önerilerimiz var. Bu önerilerden bir tanesi yeşili yürüyüş rotalarının düzenlenmesi. Biliyorsunuz eğer aranızda trekking yapan varsa gidip gezilecek yerlere yönelik yürüyüş rotaları çizilir. Hatta bu yürüyüş rotalarının zorluk dereceleri de vardır. Yani kişinin işte yaşına, bedenine ya da cinsiyetine ya da ne bileyim o anki sağlık durumuna göre yürüyebileceği zorluk dereceleri vardır. Önerilerimizden bir tanesi aynen bu rotalarda olduğu gibi bu tür bitkilerin var olduğu, yetiştiği bölgelere yönelik rotaların düzenlenmesi. Bu insanların o bölgede hangi zamanda nasıl, hangi tür bitki yetişiyorsa o bitkiyi gidip görme, belki toplama, belki deneyimleme şansı olabilir diye bu esasında şeyde gastronomi turizminde kullanılabilecek bir yöntemdir. Bir başka önerimiz gene oluşabilecek bu rotaların üzerine tanıtıcı levhaların konması. Atıyorum işte bir bölgede bir rotanın üzerinde taflan varsa taflan bitkisiyle ilgili bir görsel, özellikleri, yetişme şekli, belki tüketilme şekilleriyle ilgili böyle tanıtıcı levhalar konabilir. Dolayısıyla bu da gene gastronomi turizminde o bölgeyi deneyimleyen turistler arasında son derece faydalı olacaktır. Bir başka önerimiz bu bölgede buna yönelik proje, festival, tanıtım şeylerine destek vermek. Çünkü bu amaç eğer gastronomi turizmini geliştirmekse bunu geliştirmeye yönelik yapılan projelere, planlamalara, yatırımlara ve festivallere özel desteklerin verilmesi gerekir. Bu arada bu kızlarımız ıslık dilini kullanmaya çalışıyorlar. Belki zamanımız olursa ıslık dili nedir, Karadeniz'de ne alakası var onu ayrıca bahsedebilirim. Bir başka önerimiz özellikle bölgede faaliyet gösteren seyahat ajantalarının yeşile tur programları planlaması. Yani günübirlik olabilir, konaklamalı olabilir.
belirli grupları özel rehberler kanalıyla bu bölgelere seyahate götürmek, orada bu söz konusu bu yabani bitkileri toplamalarını, pişirmelerini, tatmalarını ve böylelikle bir deneyimleme sürecine katılmaları sağlanabilir. Zaten gastronomi turizminin esasında özü itibariyle yapılması gereken süreç de budur diye düşünüyoruz. Onun dışında bölgede çok yaygın otantik köy pazarları var. Hemen her köyde rastlamak mümkün. Hatta Giresun'un şehrin ortasında bile zaman zaman köyden getirdikleri gıdaları bu şekilde satan sevimli teyzelerimiz vardır. Bunlara yönelik belli rotalar üzerine otantik köy pazarları kurulabilir. Bu köy pazarlarında bu gıdaların sergilenmesi, satılması, hatta pişirilmesi bile planlanabilir. Sevindirici bir haber, Giresun Belediyesi'nin buna yönelik bir projesi var. Şehir merkezinde Zeytinlik Mahallesi diye otantik bir mahallesi var. Orada bütün bu teyzelerin ürünlerini sergileyebilecekleri, hatta pişirip, açık mutfak şeklinde pişirip ziyaretçilere tattırabilecekleri bir alan inşa ediyorlar. İnşallah bu alan oluştuğu zaman çok daha şey olacaktır, faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Son önerimiz de bu konuya yönelik örgün ve yaygın eğitimlerle, kurslarla, workshoplarla hem insanların farkındalığını artırmak hem de buna yönelik özel rehberler yetiştirilmesinin çok daha anlamlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü yabani bitkileri bilen, nerede yetiştiğini, nasıl yetiştiğini, hangi dönemde yetiştiğini, nasıl toplanacağını ya da nasıl tüketileceğini bilen özel rehberler yetiştirildiği zaman buna yönelik planlanan turların da, gastronomi turlarının çok daha anlamlı olacağı inancındayız. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama benim sunumum bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alayım, yanıtlamaya çalışayım. Hocam sesinizi duyamıyorum ben sevgili hocam. Evet hocalar, özür dilerim, sesi kapatmıştım ben rahatsız etmek için. Evet şu an hocam çok teşekkür ederiz, sunumunuz zamana riayet ettiniz. Kaç dakika kaydı ama gayet normal. Soru soran arkadaşlarımız varsa soruları şimdi alalım. Yoksa ben diğer arkadaşa geçelim, diğer sunum hocamıza geçelim. Soruları sonra da alabiliriz. Sorusu olan var mı katılımcılardan veyahut da izleyici arkadaşlardan? Tamam hocam, teşekkür ederiz. Hocam siz sunumu durdurun. O zaman bu esnada biz diğer sunuma geçelim. Evet, herhalde doğrudur hocam. İkinci adım Melda hocam vardı, doğru mu hocam? Sunumu açın. Hocam, yerli turistlerin yöresel yemek tüketim motivasyonlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma demişsiniz. Hocam, hem kendinizi kısaca bir tanıtıp akabinde de sunumuza başlarsanız. Hocam sizin süreniz 15 dakika. Hepinize iyi günler diyorum sayın hocalarım. Kilisevi Aralık Üniversitesi'nden Melda Akbaba. Turizm ve Otel İşletmeciliği programında öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Sizlere hem turizmin hem kültürün sürdürülebilirliği adına önemli olan yöresel yemek tüketim motivasyonundan bahsedeceğim. Pardon. Günümüzde turistlerin ihtiyaç ve beklentileri sürekli değişiklik göstermesi nedeniyle, yani turizm sektörünün dinamik bir yapısı olması nedeniyle turizm işletmeleri mutlaka turistik ürün çeşitlendirme yoluna gitmekte ve turistler turistik faaliyet kapsamında destinasyonu seçerken birden fazla turizm çeşidinin bir arada bulunduğu destinasyonlara yönelmektedir. Yani kültür turizm faaliyetine katılırken aynı zamanda gastronomi turizm faaliyetlerine de katılmaya eğilim göstermektedir. Bu noktada turizm ve yöresel yemek ilişkisi hem destinasyon seçiminde hem de yöresel yemeklerin sürdürülebilirliğinde ve ekonomik kazanç elde etmede önem arz etmektedir. Bu bağlamda turistlerin yöresel yemek tüketim motivasyonlarının neler olduğunu belirlenmesi ve buna yönelik önlemler alınması, yöresel yemeklerin turistler tarafından turistik ürün olarak değerlendirilmesi ve yöresel yemek değerine değer katması noktasında önem arz etmektedir. Turizm bağlamında motivasyon, bir kişinin belirlenmiş bir destinasyona seyahat etmesine veya bir turistik faaliyete katılımla ilgilerini teşvik etmesine neden olan bir dizi iç psikolojik ihtiyaç anlamına gelmekte. Turist motivasyonu ise
turistlerin destinasyon seçimi ve davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan turistlerin yöresel yemekleri tüketimini etkileyen önemli bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir destinasyondaki kültürel değerleri ziyaret etmeye motive olan bir turist, yöresel yemek kültürünü keşfetmek için yöresel yemekleri denemeye daha eğilimli olabilmektedir. Yöresel yemek motivasyonu kapsamında McIntosh, Goldner ve Rich, yöresel yiyecek tüketimi ve turizm arasındaki etkileşimde fiziksel, kültürel, kişiler arası stabil ve prestij olmak üzere 4 motivasyon kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Bunları açıklamak gerekirse, birincisi yemek fiziksel bir motivasyon kaynağı olabilir. Çünkü yemek bir eylem olarak, ağırlıklı olarak fizikseldir. İkincisi, yiyecekler kültürel motivasyon kaynağı olabilir. Çünkü turistler yeni yöresel yemek yediğinde aynı zamanda yeni bir kültür deneyimlemektedir. Üçüncüsü, tatilde yenilen yöresel yemeklerin yeni sosyal ilişkiler inşa etmek ve sosyal bağları güçlendirmek gibi sosyal bir işlevi olduğu için kişiler arası motivasyon kaynağı da olabilir. Dördüncüsü, yöresel yemeklerde bir statü ve prestij motivasyon kaynağı olabilir. Çünkü turistler yöre halkı gibi yemek yiyerek ve kendilerinin arkadaşlarını da evde karşılaşamayacakları yeni mutfakları keşfederek yöresel mutfak hakkında bilgilerini geliştirebilirler. Bir diğer araştırmacı Kim ve Eve çalışmalarında yöresel yemek tüketiminde kültürel deneyim, heyecan, kişiler arası ilişki, duysal çekicilik, sağlık kaygısı ve geleceğe dair niyet olmak üzere toplam 6 motivasyon kaynağının olduğunu belirtmektedir. Turizm sektörünün ve turist beklentilerinin dinamik olmasından bahsettik. Bu noktada turistlerin motivasyonlarını belirleyerek yörenin kültürel değerlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, turistik ürün tasarlanması, katma değer yaratılması, destinasyon farkları yaratılması, turist memnuniyeti sağlanması noktasında yöresel yiyeceklerin değerlendirilmesi destinasyonlar için önemli bir değer ve kaynak olarak dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle turistik ürün çeşitlendirmesinde mutlaka dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan bir tanesidir. Aksi durumda turistik destinasyon tercihi olumsuz yönde etkilenebilecektir. Turistlerin yöresel yiyecek tüketim motivasyonlarının belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında araştırmada örneklem yöntemi kullanılarak 456 yerli turiste anket aracıyla ulaşılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye, ikinci bölümde ise Kim ve Eve'nin yöresel yemek tüketim motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği 0,982 olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu belirlenmiştir. Ölçek toplamda 6 boyut ve 26 ifadeden oluşmaktadır. Elde edilen veriler istatistik programı aracılığıyla araştırmaya katılan yerli turistlerin yöresel yemek tüketim motivasyonlarını belirlemek amacıyla betimleyici istatistikler yapılmıştır. Bununla birlikte araştırmaya katılanların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere T-testi ve ANOVA analizi yapılmıştır. Örneklem profiline baktığımızda araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu erkek, evli, 31-40 yaş arasında lisans mezunu ve kamu sektörü çalışanlarından oluşmaktadır. Boyutlara baktığımızda yaptığımız betimleyici istatistikler sonucunda yerli turistlerin yöresel yemek tüketim motivasyon boyutlarından kültürel deneyim ifadelerine katılım durumlarında en yüksek boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortalaması 4,23. Özellikle bu boyutta yöresel halkın sunduğu yöresel yemekleri orijinal yerinde tatmak, yöresel kültürleri anlamak için eşsiz bir fırsat sunduğunu, orijinal şekliyle yöresel yemeği tatmanın özel bir deneyim olduğunu, farklı kültürler hakkında bilgilerini arttırdığını ve otantik bir deneyim olduklarını belirtmişlerdir. Yerli turistlerin yöresel yemek tüketim motivasyon boyutlarından heyecan ifadelerine katılım durumlarında ortalamanın üzerinde ortalama 3,98 bulunmuştur. Katılımcılar yöresel yiyecekleri orijinal yerinde tatmanın kendilerini heyecanlandırdığını, heyecan verici bir beklenti içerisinde olduğunu ve onları neşelendirdiği ifadelerine katılım göstermişlerdir. Kişiler arası ilişki ifadelerine katılım durumlarında yöresel yiyecek deneyimlerinin hakkında konuşmayı sevdiklerini ve deneyimlerle ilgili önerilerde bulunmak istediklerini ve yöresel yiyecekleri tatmak aynı zamanda sosyal anlamda keyifli zaman geçirmelerini imkan sağladığı görüşüne ifadesine katılım göstermişlerdir. Bir diğer boyutumuz duysal çekicilik.
Yerli turistler tatilde yedikleri yöresel yiyeceklerin tadının güzel olmasının kendileri için önemli ve güzel görünmesinin kendileri için önemli olduğuna katılım göstermişlerdi. Sağlık kaygısı ya da sağlık beklentisi olarak da ifade edebiliriz bu boyutu. Yöresel yiyecekler yörede üretilmiş pek çok taze ürünü içerdiğinden dolayı yöresel yiyecekleri de tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Geleceğe dair niyet boyutuna baktığımızda ortalama 4,07 çıkmıştır yüksek. Bu kapsamda yöresel yemeği deneyimleyen kişilerin arkadaşlarına da tavsiye edeceklerini, aynı zamanda tekrar o yöreyi ziyaret etmek için bir sebep olabileceğini de ifade etmişlerdir. Yerli turistlerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğine göre sadece yaş ve eğitim durumuna göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak en yüksek yöresel yemek tüketim motivasyonu kültürel deneyim. Turistlerin ikinci sıradaki yöresel yemek tüketim motivasyonu duysal çekicilik ve geleceğe dair niyet. Üçüncü sıradaki yöresel yemek tüketim motivasyon boyutu heyecan. Dördüncü sıradaki yöresel yemek tüketim motivasyon boyutu sağlık kaygısı ve son sıradaki yöresel yemek tüketim motivasyon boyutu kişi arası ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmada yapılan analiz sonuçlarından yola çıkılarak turizm pazarlamacılarının turistlerin yöresel yiyecek tüketim motivasyonlarının yüksekliğini dikkate alarak planlama yapmaları gerekmektedir. Bu noktada mutlaka o yöreye özgü yöresel yemekler varsa mutlaka ki vardır. Bunları mutlaka ön plana çıkarmaları gerekmektedir. Destinasyon gastronomi turizmi amacıyla ziyaret edilmiş de olabilir, edilmemiş de olabilir. Bir farkındalık oluşturmak için mutlaka yöresel yiyeceklere yer verilmesi gerekir. Turistlerin yöresel yiyecek tüketim motivasyonuna dikkate alınarak turizm işletmelerinde yöresel yiyeceklerin destinasyon için bir farklılık yaratacağı düşüncesiyle otantikliği de yansıtması bakımından orijinal tariflerle yapılması söz konusu yöresel yemeklerin sürdürülebilirliğini sağlayabilecektir. Bu noktada şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela Erzurum'un cağ kebabını bir Ankara'da da yiyebilirsiniz, bir İstanbul'da da yiyebilirsiniz. Ama bir Erzurum'da deneyimlediğinizde, orijinali de deneyimlediğinizde aklınızda oluşmuş olabilecek olumsuz şeyler de direkt orada sinebilecektir. Onun için bir farkındalık oluşturmak için yörenin ön plana çıkan yöresel yemeklerini mutlaka ön plana çıkarılması gerekir. Bu özellikle sürdürülebilirliğini sağlamak için. Destinasyonların yöresel yiyeceklerinin tanıtımı, rekabet üstünlüğü elde etmesi için kamu ve özel sektör işbirliğiyle turistlerde farkındalık oluşturarak deneyim sağlayabilecekleri çeşitli festival gibi etkinliklerle desteklenmesi turistlerin destinasyon seçimini olumlu olarak etkileyebilecektir. Aynı zamanda destinasyonların tüm restoranlarda yöresel yiyeceklere yer verilmesi konusunda teşvik sağlanması yörenin gastronomi turizmi etkinliğini de arttırabilecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Evet Sayın Hocam çok teşekkür ederiz. Zamanı çok etkin kullandınız. Güzel. Evet soru soran var mı Sayın Hocalarım? Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Güzel bir sunum oldu. Teşekkür hocam. Ben bir yere kaçırmış olabilirim Melda Hocam. Bu çalışmayı internet üzerinden mi yaptınız bu anketleri yoksa belli bir bölge miydi? O bölgeyi ben oraya kaçırdım. Bölge değil hocam. Bir turistik faaliyete katılmış, iş turizm faaliyetine katılmış olan kişilere sorduk bu soruları. Yani yerli turist olarak nitelendirdik. Bir bölge olarak nitelendirmedik. Yani hepsinin yöresel yiyeceği var. Yani insanlar herhangi bir destinasyona gittiğinde yöresel yiyeceği arıyorlar mı? Bir motivasyon kaynakları var mı? Bunu araştırmak amacıyla bir bölgeyle kısıtlama getirmedik hocam. Tamam. Peki, teşekkür ederim. Evet, sunum arkadaşımız var mı? Yok. Peki hocam çok teşekkür ederiz. O zaman diğer sunuma geçerken hocam siz sunumunuzu kapatın size zahmet. Sunumlandırın. Evet, sırada efendim, evet Ebru hazır mısın? Evet hocam. Evet, şimdi hocam biz Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Ekoturizm Rehberliği Yüksek Lisans Programı olarak bir program yürütüyoruz. Bu anlamda da yüksek lisans öğrencimiz Ebru Arıcı'nın bir sunumu olacak. Birlikte yapmış olduğumuz çalışma. Ekoturizm ve ekogastronomi bağlamında yörük kültürü ve yörük sofraları Balıkesir örneği diye bir çalışma yapıldı. Hem dinleyelim bakalım Ebru'dan hem de bu konuda katkılarınız olursa da mutluluk duyarız. Ebru hazırsan sunuma geçebiliriz. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sunumu şu an görebiliyor musunuz? Ben de bir silindi sunum çünkü. Sunumu.
Hocam, aynı problemi ben de yaşıyorum. Şu an sunumu göremiyorum sunumlar arasında. Sunumdan başlatmayalım. Sen devam edebilirsin. Tamam. Merhabalar değerli hocalarım. Bugün bahsedeceğim konumuz ekoturizm ve ekogastronomi bağlamında yörük kültürü ve yörük sofraları. Balıkesir örneği. Devam. Evet, bu araştırmanın amacı ekoturizm ilkeleriyle Balıkesir İri Yörük topluluklarının yaşam biçimi ve yemek kültürünü araştırmak ve aradaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aslında burada ilerlediğimiz yol şu, ekoturizm ve ekogastronomiyi birleştirerek bunu yerel bir topluluğu tanıtmak ve kültürel değerleri ortaya çıkarmak adına bu araştırmayı gerçekleştirdik. Evet, Balıkesir il örneğimizde Balıkesir'i iklim ve coğrafi olanakları bakımından yaşam standartlarını oldukça rahat gerçekleştirebilecek bir ildir. Ve bu sebeple 1877 ve 1878 yıllarından bu yana ve halen de günümüzde göç alan bir şehir olarak bilinmekte. Bu göç hareketliliği Balıkesir iline farklı din, dil, ırk çeşitliliği katmıştır. Bu sebeple Balıkesir ilinde birçok farklı topluluk bulunmaktadır. Ve bu genellikle Balıkesir iline ve halen de devam eden topluluklardan bir tanesi yörük topluluklarıdır. Aslında Türkiye'de birden fazla yörük topluluğu var. Hatta belki onun üzerinde şu an yörük topluluğu var ama halen devam eden ve kendi değerlerini koruyan yörük topluluğundan bir tanesinden bahsedeceğiz burada. Bunlar da Karakeçil yörükleridir. Öncelikle yörük kavramı yürümek ya da yürümek ifadesinden ortaya çıkan belli bir süre belli bir yerde ikamet etmeyen, konargeçi olarak yaşamlarını devam ettiren topluluklar olarak ifade edilmiştir. Anadolu'da farklı yapıda yörük toplulukları bulunmaktadır. Bu toplulukların bir arada yaşamaları sebebiyle aşiretler oluşturduğu belirtilmiştir araştırmalar sonucunda. Bu aşiretler göçler sonucunda Anadolu'da Bursa, Kütahya, Manisa, Balıkesir gibi yerlere göç etmişlerdi. Şu anda Balıkesir ilinde aslında halen de devam eden bir yörük kültürü mevcut. Ama genellikle Türkiye'de yörüklerin somut olarak var olduğu yerlerden bir tanesi Mersin ilimiz olarak bilinmekte. Fakat aralarındaki farklılıklar ve yaşam standartları ortaya koyulduğu zaman Balıkesir ilindeki yörüklerin halen daha yörük kültürünü katı bir şekilde devam ettiği görülmektedir. Buradaki yörük topluluklarının ismi Karakeçili yörükleri olarak bilinmekte ve Oğuz boylarından gelen köklü bir aşiret. Oğuzların Kayıboy lideri ve Osmanlı Devleti'nin temelleri Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin de mensup olduğu aslında bir aşirettir. Evet. 19 ve 20. yüzyılda yörük toplulukları, şöyle hocam şu şeyden dolayı göremiyorum şu an. Evet, 19. yüzyılda 120. yüzyılda aşiret topluluklarının, yörük topluluklarının tamamı yerleşik hayata geçmiş. Yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte hayatlarında bazı değişiklikler oluşmuştur. Yerleşik hayata geçmeden önce mutfak materyalleri tahta ve alüminyum gibi daha taşınabilir olan materyallerken yerleşik hayata geçtikten sonra bu materyaller değişikliğe uğramıştır. Bunun sebebi sürekli konar göçer olarak yaşamalarından dolayı kolay taşınabilirlik açısından bu metal ya da tahta, daha doğrusu alüminyum ya da tahta materyalleri kullanmışlardır. Yörük topluluklarının ekoturizm ve ekogastronomi ile ortak yönü, ekoturizm bağlamında değerlendirildiğinde ortak amaçlar doğrultusunda ilerleyen ve günümüzde hala konar göçer olarak yaşamlarını devam ettiren yörük topluluklarının temel hedefi tahribatı en aza indirmek ve konaklanan alanın coğrafi standartlarına uygun yerel halk ile iletişim içerisinde bir yaşam bulundurdukları bölgede bir yaşam sürdürmeyi sağlamaktadırlar. Bu bakımdan ekoturizmin ve ekogastronominin aslında temel hedefi olan tahribatı en aza indirmek ve bu tahribatla birlikte yerel halk ile iletişim içerisinde bulunma ilkelerine de birebir uyduğu saptanmıştır. Evet, burada Balıkesir ilinde özellikle yörük sofralarında en çok ön plana çıkan ekşi mayalı ekmek, tarhana, keşke, turpotu ve höşmerim yemeklerinden bahsedeceğim birazcık.
Bunları seçmemin sebebi genel anlamda şu an günümüzde de hala sofraların en temel yapı taşlarından birisi olan bu ekşi mayalı ekmek, şmerim keşkek gibi yiyeceklerin olması. Ekşi mayalı ekmek günümüzde de hala devam ediyor. Yerleşik hayata geçtikten sonra da yörüklerin günlük hayatları, hayatları oldukça hareketlidir. Hayvancılık ve tarımla günümüzde de uğraşmaya devam ettikleri için aldıkları besinlerin tokluk ve taze kalması, tokluk bakımından önemli değerlere sahip olması açısından mayalı ekmekleri tercih etmişlerdir. Bunlardan en önemlisi ekşi mayalı ekmektir. Her yörük ailesinin evinde bulunan taş fırınlarda yapılır. Halen ben de bir yörük olduğum için halen bizler de evlerimizde bu taş fırın ekmeklerden, taş fırında yapılan ekmeklerden tüketmekteyiz. En önemli özelliği ise yaklaşık 6 ay kadar taze tutabilmesidir. Evet, bir diğer önemli yiyeceğimiz tarhana. Aslında tarhananın birden fazla çeşidi var. Fakat yörüklerde çorba kültürü çok fazla olduğu için tarhana temel kış ve yaz tüketim noktalarından bir tanesi. Konağa göç olarak yaşanılan dönemlerde çetin kış şartları sebebiyle hastalıklar çoğalmakta. Ve bu tarhana da yaz aylarında, Eylül-Ekim aylarında yapılıp sene boyunca tüketilen bir çorba türü. Hasta çorbası ya da şifa çorbası olarak biliniyor. Toplamda 3 çeşit tarhanamız var. Bu tarhanalardan bir tanesi kazan tarhanası, yoğurtlu tarhana ve bir de ekşi tarhana olarak bilinmekte. Ve en önemlisi keşkek. Şu an yarısını göremiyorum ama önemli değil. Keşkek aslında Anadolu'da birçok bölgede çok meşhur olan bir yemek. Özellikle büyük aile yemeklerinde kullanılıyor. Ve düğün, hayır gibi toplu yapılan organizasyonlarda kullanılan bir yemektir. Fakat bölgeden bölgeye değişiyor. Balıkesir bölgesindeki keşkeği şu an resimde görmüş olduğunuz gibi kazanlarda dövülerek yapılan keşkektir. Örneğin farklı bölgelerde Konya'da bu fırınlanarak yapılan bir yemektir. Ama Balıkesir bölgesindeki en önemli özelliklerinden bir tanesi ise bölgede yetişen, eğer siz keşkek yapıyorsanız sizin temin etmeniz gereken ya da etrafınızdan bölgede yetişen buğdayı bulmanız gerekir ve o bölgede yine yetişmiş olan küçük baş hayvan etinden yapılan bir önemli yiyecektir. Turp otu. Aslında Balıkesir bölgesi otlar bakımından çok zengin. İklimi sebebiyle birçok ot sofralarda bulunuyor ama yörük kültüründe en önemlilerinden bir tanesi turp otu. Ekşi ot diye de bazen bilinir. Yerleşik hayatla birlikte besin değerleri yörük kültürlerinde ot ve ot tarzı gıdalara kaymıştır. Normalde et ve süt ürünleri çok kullanan bir yörük kültürü Balıkesir'de var. Havaların yağışlı olması ve rastlanan bölgedeki İklim şartları sebebiyle turp otu genellikle sonbahar aylarında ve rakımı yüksek olan bölgelerde yetişir. Bu tamamen dikenli bir yapısı olan bitkidir. Tamamen el yardımıyla toplanır. Bıçak değdirildiği zaman hatta yenilmez. Öyle ithaf edilir. Parçaları ayrıldıktan sonra haşlama işlemi ve tabii ki Balıkesir bölgesinin en önemli vazgeçilmez noktası zeytinyağı ile birlikte servis edilen bir yiyecek. Özellikle yaz aylarında tabii ki sonbaharda toplanıp kurutulduktan sonra yaz aylarında tarlalarda zeytinyağı ve soğuk meze tarzında kullanılan bir yiyeceğimizdir. Ve höşmerim. Yine Balıkesir bölgesinin en önemli tatlılarından bir tanesi de höşmerimdir. Aslında tabii ki Konya'da da bir höşmerim bulunmakta. Fakat tamamen birbirinden farklı tatlar aslında baktığımızda. Yörüklerin yaşam tarzları tarım ve hayvancılık üzerine odaklanmış olduğu için artık tüm sofralarında bulunan tüm maddeler, yiyecekler, ürünler bu yapı birimlerinden oluşuyor. Yani hepsi süt ve süt ürünlerinden oluşuyor. Hayvancılık faaliyetleri sebebiyle de bu tatlı çeşidi höşmerim ortaya çıkmış. İçerisinde sadece süt, yumurta ve yöreye özgü kesik dediğimiz lor peyniri bulunuyor. Tatlı ve şeker olarak da eskiden içerisinde bal kullanılırken şu anda normal şeker kullanılıyor. Çok çok önemlidir. Günümüzde tabii ki farklı çeşitleri ortaya çıksa da halen daha yörük kültürlerinin özellikle düğünlerde ve toplanan organizasyonlarda vazgeçilmez tatlarından bir tanesi höşmerimdir. Evet. Bu çalışmamızın sonuçlarına geldiğimiz zaman
Balıkesir bölgesinde yaşayan Yörük topluluklarının ve sofralarında önemli yemekler için coğrafi işaret ya da patent tescil başvurularının yapılması gerekmektedir. Bu değerlerimizi kaybetmemek adına aslında bunları tescillersek bir turlarımızda kullanabiliriz. İkincisi gelecek nesillere aktararak bu toplulukların, yerel toplulukların gün yüzüne çıkmasına yardımcı olmuş oluruz. Yerli ve yabancı ekoturistler için yöresel mutfak hizmetleri verilmelidir. Tabii ki bu ekoturizm programlarına özellikle doğa turizmle alakalı faaliyetlerin içerisine yerleştirildiği zaman bu ekoturizm programlarındaki ekoturistler bu yerel tatları hem deneyimleyip hem de yapım aşamalarına dahil olabileceklerdir. Bir de Balıkesir ilinde aslında bunlar temel sadece bazı birkaç yiyecekler. Balıkesir ilinde bunun gibi binlerce orijinal yiyecekler bulunmakta ve bu orijinallikleri koruyarak yöresel özellikleri uzman bir grup tarafından değerlendirilmelidir. Yerel topluluklar ekogastronomi faaliyetleri ışığında gün yüzüne çıkarılarak köklü değişikliklere sebep olmadan ziyaretçilere tanıştırılması sağlanmalıdır. Yani şu an günümüzde de gastronomi şehirleri mevcut. Bunun gibi yerel topluluklara özel gastronomik özellikler ön plana çıkartıldığında bu değerlerimizi de kaybetmemiş olacağız. Çünkü gastronomi aslında turizm sektöründe bir motivasyon kaynağıdır. Sadece bir yiyeceği tatmak için binlerce kilometre yol kat eden turistler var. Bu bakımdan bu değerleri ön plana çıkardığımızda Balıkesir'de bir ekogastronomi şehri olabilir. Evet hocam, bu kadar sunumum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Ardın evet Emre, biz teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Evet. Sayın hocalarım, evet, yorumlarınızı almak isteriz. Yörük sofrası ve yörük kültürüyle gastronomi birleştirmeye çalıştığımız bir çalışmaydı. Sağ olsun Ebru da güzelce sundu. Sorusu olan arkadaşımız varsa alalım. Zaman da etkin kullandın Ebru. Teşekkürler. Evet. Ebru'nun ilk sunumu oldu. Biraz panik yapıyordu ama panik hatalarım varsa kusura bakmayın. Görmüş oldum. Hocamla ilerliyorsun. Şu an İbrahim hocamla birlikte dinliyoruz seni. O da heyecanla seni yorumluyor. Maşallah. Evet. Peki. O zaman sorusu olan var mı Sayın Hocam? Yoksa diğer son sunuma geçiyoruz. Sunumlu, ciddi de bir çalışma. Çok ciddi emek verilmiş. Önerilerde son derece etkili ve faydalıydı. Peki, teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz devamlı. Teşekkür ederim hocam. Peki, çok sağ olun. Evet, son oturuma geçtik. Gastronomi turizmi açısından geleneksel ürün tescilinin önemi. Çakallı menemeni evet, demiş. Evet hocam, ben bir kopukluk yaşamıştım. Sunumu tekrar yüklemek zorunda kaldım. Ben sunumumuzu açtım hocam. Bir deneyim. Şu an evet hocam. Açabildim. Geliyorum. Evet. Şu an tamam, sıkıntı yok hocam. Herhalde yolunda. Hocam. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Programı'nda görev yapıyorum, öğretim görevlisiyim. Bant İzzet Baysal Üniversitesi Doktor Koray Hoca'yla birlikte yaptığımız çalışmamızı sunacağım size. Çalışmamız gastronomi turizmi açısından geleneksel ürün adı tescilinin önemi Çakallı Menemeni ismiyle. Biz coğrafi işaretli ürünler ve turizm birleşimi konusunda biraz çalışma yapmak istedik. Bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle turizm olgusunun temelinde yatan unsurlardan biri de turistlerin farklılık arayışında olması. Turistler farklılık beklentilerini ön plana koyarak tercihlerde bulunabilmekte ve bu tercihlerde genel seyahat memnuniyetini de olumlu etkiliyorlar. Bu durum yeme içme alışkanlıklarını ve ya da ihtiyaçlarını da karşılama noktasında ortaya çıkıyor. Böylece turistler destinasyona özgü yiyecek içecek ürünlerini de kullanmaya yöneliyorlar. Bu duruma biz aslında otantiklik arayışı da diyebiliyoruz. Özellikle kırsal destinasyonlara ve yiyecek içecek kültürüyle belirli bir imaja sahip olmuş destinasyonlara yönelik olan talepte otantiklik arayışının baskın olduğunu söylemek mümkündür. Kökenleriyle anılan ürünler her zaman ilgi çekici olmuş ve
yiyecek içecek pazarında bir niş pazar özelliği göstermiştir. Coğrafi işaretleme ve beraberinde getirdiği birçok olumlu etkiyle bu niş pazar günden güne genişlemektedir. Coğrafi işaret tescili ile somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilebilecek yöresel ürünlerin varlığı destinasyon imajına ve tanıtımına katkıda bulunuyorlar. Ve böylece destinasyonun tercih edilebilirliği de artıyor. Coğrafi işaret tescilli ürünlerin turistleri destinasyona çekme faydasının yanında turistlerin harcama miktarlarının artması yönünde de katkısı bulunuyor. Coğrafi işaretli ürünlerin varlığı kırsal destinasyonların turizm pazarlaması adına bütçelerinin sınırlı olması sebebiyle daha büyük bir öneme sahip oluyorlar. Kırsal alanlarda yöreye has ürünler üzerine kurgulanan turizm faaliyetleri kırsal kalkınma adına önemli bir girişimdir. Bu bağlamda biraz geleneksel ürün adı konusunda bilgi vermek istiyorum. Bir yörenin, bir bölgenin tanınmış ve yaygın olarak kullanılan ürünlerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşe ve mareç işaretleri veriyor. Bununla birlikte bu iki işaretin kapsamına girmeyen ve geleneksel olarak en az 30 yıldır yörede üretilen ve tüketilen ürünleri tarif etmek için de geleneksel ürün adı tescili verilmeye başlandı. Geleneksel ürün adı için sınırları kesinleştirilmiş bir coğrafi alanda belirlenmiyor. Burada geleneksel ürün adı tescil amblemini görüyoruz. Geleneksel ürün adı bir ürünün geleneksel ürün adı tescili alabilmesi için geleneksel bir üretim veya işleme sürecine tabi olması gerekiyor ya da geleneksel bileşimden oluşması gerekiyor. Bunun yanında üretim aşamasında geleneksel ham madde veya malzemenin kullanılması gerekiyor. Bir geleneksel ürün adı gerekli şartları taşımalı, ürünün niteliği konusunda yanıltıcı olmamalı ve kamu düzeni ve genel ahlakada uygun olmalıdır. Bu gerekli şartlar sağlandıktan sonra başvurular yine Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılıyor ve kurum tarafından inceleme başlatılıyor. Bu sürecin ilk aşamasında bültende yayınlanan ürün tescil başvurusu için 3 aylık bir itiraz süresi başlatılıyor. İtiraz süresinin sonunda herhangi bir itiraz alınmadığı durumda ve tüm şartlarda sağlandığında belge kurum yani istenen bütün belgeler kuruma verildikten sonra tescil ediliyor ve sicile kaydediliyor. Daha sonrasında kurumun bülteninde yayınlanıyor. Böylece tescil süresi de tamamlanmış oluyor. Bir ürüne geleneksel ürün adı tescili alınması, üründe kullanılan amblemin ayırt edici özelliğinden faydalanmak, benzer ürünlerin bu amblem olmadığı halde tescilli ürün olduğunun ibraz edilmesini önlemek ve ürünün tanıtım ve tüketiminin yaygınlaştırılmasında kolaylık sağlaması gibi haklar ve faydalar sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geleneksel ürün adı tescili verilen ilk ürün olan Çakallı Menemeni'nden bahsetmek istiyorum. Çakallı Menemeni Samsun'un Kavak ilçesine ait bir ürün. İlk olarak orada 1949 yılında yapıldığını ve bunun da bir kamyon şoförünün yol üzerinde küçük bir işletmeden menemen istemesi üzerine oradaki işletmecinin menemeni yapması ve daha sonrasında kamyoncuların sürekli olarak bu menemenden talep etmesi üzerine Çakallı Menemeni daha çok bilinir hale geliyor. Zamanla da bu talep yoğunlaşıyor ve Samsun Kavak Çakallı Güzergahı'nda çok sayıda menemenci yani Çakallı Menemencisi adıyla menemenciler açılıyor. Bu Çakallı Menemen'in yapılışında diğer menemenlerin yapılışına göre farklılıklar bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda da tartışma konusu olmuştu. Hatırlarsanız hocalarım menemen soğanlı mı olur? Olur diye. Buna aslında Çakallı Menemeni biraz kendince cevap vermiş. Çakallı Menemeni soğansız yapılıyor ve bu menemende diğer menemenlere göre
sıvı yağ yerine, yani bir ayçiçek yağı, mısır yağı ya da fındık yağı yerine tereyağı kullanılıyor ve bakır tavalarda kesinlikle pişirilmesi gerektiği söyleniyor. Bunun yanında geleneksel ürün adı alması için bir gerekçe olarak sunulan maddelerden biri olduğunu söylemiştim daha önce. Orada yetişen ürünlerle yapılıyor olması gerekiyor. İçeriğinde kullanılan sebzeler de yörenin tarlalarında yetişen doğal ürünlerden oluşuyor. Aslında menemenin de özel kılan da Çakallı yöresinde yetişen domatesin kullanılması. Yani bu domates Türkiye'de yetişen önemli ve özel domates türlerinden biri. Ayrıca bu menemende kullanılan yumurta da gezen tavuklardan, yani bildiğimiz köy yumurtasından yapılıyor ve yine diğer menemen türlerinden farklı olarak sadece yumurtanın sarısı kullanılıyor. Son olarak da menemenin üzerine kaşar peyniri rendelenerek sunumu yapılıyor. Ayrıca işte pastırma, sucuk, kuşbaşı etle de yapıldığı da görülüyor. Burada Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen geleneksel ürün adına Çakallı menemeni 2019 yılında Ağustos ayında Samsun Ticaret Başvurusu tarafından başvuru yapılıyor. Kurum tarafından yapılan incelemeler sonucunda 2020 yılının Şubat ayında yemekler ve çorbalar kategorisinde geleneksel ürün adı alıyor. Çakallı menemeni bu anlamda ilk ürün olma özelliği taşıyor. Bununla birlikte kuruma yapılan yine inceleme aşamasında olan 11 adet ürünün de bulunduğu kurum sayfasında görülüyor. Burada Çakallı menemeninin bir görselini görüyoruz. Sonuç olarak gastronomi turizmi açısından yeterli kaynağa sahip destinasyonlar bu kaynaklardan yararlanmak için farklı arayışlara girmektedir. Özellikle ürünlerin tanınırlıklarını artıran ve onların bulundukları bölgenin birer gastronomi unsuru olarak ön plana çıkaran tescil işlemleri bu bağlamda önem arz ediyor. Bir şekilde tescillenen ürünlerin talebinde de artış yaşanıyor. Tescil uygulamaları bir yandan talebi artırırken diğer yandan ürünün sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor. Ekonomik anlamda katma değer haline gelen yöresel ürünlerin sürdürülebilir bir kimlik kazanması daha rahat olmakta. Yerel halk ve özellikle üreticiler ekonomik kalkınmalarına yardımcı olan ürünleri üzerine daha koruyucu ve sahiplenici bir tavır sergiliyorlar. Geleneksel ürün adı tescilini de bu tavrın resmiyete dökülmüş hali olarak ifade etmek mümkün. Geleneksel ürün adı tesciliyle yöre halkının da desteği alınarak ürünlerin gelir getirici hale getirilmesi ve korunarak geleceğe aktarılması da sağlanmaktadır. Çakallı menemeni geleneksel ürün adı olarak tescillenerek hem ürünün bir kültürel miras olarak geleceğe taşınması hem de yöresel bir lezzet olarak talep çekerek bölgenin ekonomik gelişime katkı sağlaması bakımından değerli bir konuma ulaşmıştır. İnsanlar menemencilere giderek yaşayan bir kültürün sürdürülebilirliğine ve yörenin ekonomik kalkınmasına da yardımcı olmaktadır. Söz konusu ekonomik kalkınmanın işletmeler kapsamından öte hem madde, yani ham madde ihtiyacının yöreden karşılanmasıyla da tüm Çakallı'ya yansıdığı biliniyor. Ayrıca işletmelerin işlek bir otoyol güzergahında kümelenmiş vaziyette hizmet vermesi de ürün ve destinasyonun bilinirliğine de katkı sağlamaktadır. Benim sunumum bu kadar hocalarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Sayın Hocam, biz de teşekkür ederiz. Evet, süreyi de bayağı etkin kullandınız. Evet, değerli katılımcılar, sorusu olan var mı? Öncelikle onu soralım. Sonra da minik bir değerlendirme yaparız. Hocamıza teşekkür ederiz. Sağ olsun, güzel bir sunumdu. Ben teşekkür ederim. Hocam, şeyi kapatabilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. Gidip hemen bir tane Çakallı menemeni yapmak lazım. Malum kartımız lazım. Evet. Görsel de güzeldi ya. Yani. Teşekkür ederim. Denedim hocam, gerçekten diğer menemenlerden daha lezzetli oluyor, emin olun yani. Tereyağı konusu tartıştır hocam. Hala tereyağlı olmasın. Evet, sonundan sonra belki diyenlerle bu tartışma çıkabilir hocam. Evet.
Peki hocalarım, çok teşekkür ederiz. Süreyi de yaklaşık 4 dakika süremizi etkin kullandık. 4 ay sunumu yapılmış oldu. Mehmet Hocam bize doğadan toplanan yenilebilir bitkilerin gastronomi anlamında değerlendirmesi, gastronomi turizmi açısından değerlendirmesini yapmış oldu. Özellikle Giresun bağlamında güzel örnekler sundu, sağ olsun. Daha sonra Melda Hocam bize yerli turistlerin yöresel yemeklere bakışı, neden istediklerini değerlendirmiş oldu. Özellikle dedi ki burada deneyimlemek ön plandadır, bu heyecanı yaşamak ön plandadır diye farklı bakış açıları sağladı. Teşekkür ederiz. Bizim yaptığımız çalışmada Ebru bize en azından yörük kültürünün ve yörük sofralarında belli başlı yemeklerin neler olduğunu ve bunların onlar için neler ifade ettiğini farklı açılardan değerlendirmiş oldu. Ve son olarak da biraz önce işte Merve Hocam da bize Çakallı Menemen'in aslında teşcillendiği zaman daha önemli olduğunu bize ifade etmiş oldu. Ben şöyle bağlayayım, aslında teşcil noktasında Türkiye olarak maalesef çok geri kalmış bir ülke durumundayız. Hala baklava bizim mi yok, işte karnıyarık bizim mi gibi tartışmalar yaşıyoruz. Çok uzun yıllardır bu toplulukları yaşayan bir medeniyet olmamıza rağmen maalesef tescil noktasında, lisans noktasında belli alanlarda çok da istenilen düzeyde değiliz. Ve birçok milli ve manevi değerimizi de başka ülkelere kaptırmış durumdayız. Ben inanıyorum ki inşallah bundan sonraki süreçlerde gerek bu marka tescillerinin yapılmış olması, coğrafi işaretlerinin alınmış olması, bununla ilgili marka değerleri oluşturmuş olması inşallah hem Türkiye turizm adına hem de gelecek adına bizim için daha ümit vardır diye düşünüyorum. Ben hepinize tekrar katılmanız için çok teşekkür ediyorum. Katkı sağlamak ya da söylemek istediğim bir şey varsa söyleyelim, yoksa onun haricinde oturumları kapatacağım. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı çok değerli hocalar? Teşekkür ederim hocalar. Katılımcı herkese. Ben Giresun'dan sevgiler, selamlar. Dediğim gibi her zaman bekleriz. Giresun'un, Doğu Karadeniz'in güzelliklerini görmek istediğinizde burada bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Giresun Turizm Fakültesi Keşap ilçesinde tam böyle Karadeniz'e nazaran kartal yuvası bir yer. İmkan olsa da göstersem, harici kameram olsa, her zaman bekleriz. Biz buradayız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam, Giresun'da araya gireyim. Giresun benim askerlik yaptığım yer. Altay'ın en kötü Altay'ın yok. Orada geçti diye söylerim. Fahri Giresun'un geçinde yaşanan o kötü maalesef sel olayından dolayı size çok geçmiş olsun dilemiş olalım bu vesileyle. Teşekkür ederiz. Evet, Melda Hocam bir şey diyordunuz galiba. Peki. Hocam, Tuğba Kapakçı Hocam bir talebi olurmuş. Katılımcılarımızın sunumlarını tekrar yüklemesi mümkün mü diye. Şu an sistemde yüklü görünüyor ama eğer tekrar sıkıntı olursa hocam sizi tekrar sunmalarını tamam, isteyebiliriz. Yani, olur mu? Evet. Bunları arşivliyor yani, arkadaşlar. Direktörün patlıyoruz. Ya da bizi e-mail atabilirsin. Tamam. Peki, teşekkür ediyorum. Peki, başka bir sunumda, başka bir oturumda görüşmek üzere inşallah diyelim. Biz de sizi Konya'ya davet etmiş olalım. Ateşbazı Beyli Konya için önemli bir değerdi. En azından bunun sunumu yapabilmek de Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden nasip oldu. Belki biliyorsunuzdur, Mevla'nın aşçısı aynı zamanda veli sıfatına haiz olan değerli bir zattı. Konya için önemli bir şahsiyetti. İnşallah bu sempozyum da hayırlara vesile olur, güzelliklere vesile olur. En azından güzelliklere vesile olduk, sizleri tanımış olduk. İnşallah başka oturumlarda birlikte olmak üzere diyorum. Hepinize sağlıklı kalın, esen kalın diyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. 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 Oturumu kapatıyoruz. Bize iyi günler diliyorum.